Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan. Bugün sizlerle biraz dolar TL ve euro dolar paritesi konuşacağız. Çünkü dünkü gelişmelerde hem euro dolar için hem de dolar TL için önemli açıklamalar, önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi bakalım. Dolar TL'de dün 3.34.80'leri gördük. Ondan sonra 3.50'lere kadar yükseldik. Sonrasında da 3.45'lerde bir dengelenme sürecimiz oldu. Oldukça dalgalı bir seyirdi. Ve dalgalı sürecinde bir süre daha devam etmesi beklenilebilir. Neden? Çünkü dün piyasa 3.35 seviyesini orada destek anlamında işaret etti. Zaten yukarıda 3.60 direncine doğru bir hareket başlatma potansiyelinin olduğunu da bize göstermişti. Dün açıklanan EKK kararlarından aslında piyasanın çok şey beklediğini ve kısa sürede dolar TL'ye yani liraya müdahale edebileceği yönünde bir araç sağlanacağı beklentisi piyasada oluştuğunu gördük. En azından fiyatlamalar bu şekilde, bu yönde oluştuğunu söyleyebilirim. Bunun dışında evet orta ve uzun vadeye EKK kararlarının etkisinin büyük olacağını söylemekte fayda var. Ancak kısa vadede piyasa çok fazla alınan kararları anlamış, algılamış ve ona göre hareket etmiş gibi görünmüyor. Bu nedenle şu anda bulunmuş olduğu 3.43-3.45 seviyeleri çok anlamlı olmasa da aşağıda 3.35 bölgesi ile 3.50 seviyesi arasındaki dalga boyu bir müddet daha sürebilir. Ne zamana kadar? 13-14 Aralık'taki gerçekleştirilecek FED toplantısına kadar. FED toplantısında aslında piyasalar %100 bir faiz artırımı beklentisi içerisinde. Ancak 2017 yılına ilişkin ABD'de faiz artırım yol patikasının ne olacağı biraz daha önemli olacak. En azından dolar endeksinde ve doların küresel anlamda kuvvetleniyor mu, gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı yaratacak mı onu göreceğiz. Şimdi diğer taraftan Avrupa var. Çünkü Avrupa aslında 2017 yol haritasını dün çok iyi bir şekilde belirlemiş ve piyasaya aktarmış oldu. Faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Varlık alım programında değişikliğe gitti. Bu değişiklikte de süresini 9 ay boyunca varlık alım programını uzatmasına karşın miktarını 80 milyar eurodan 60 milyar euroya düşürdü. Bu aslında tapering çağrısı mıdır gibi piyasada sorulara işaret etse de aslında genişleyici bir para politikasının devamı. Yani tam olarak bir tapering değil. Bunu ifade etmekte fayda var. Ama biraz daha genişleyici para politikasının devam ediyor olması, 2017 yılında da bunun devam ediyor olması euro dolar paritesinde aşağı yönlü satış baskısını arttırdı. Piyasada ilk tepki 1.0870'e kadar yükselmesiydi. Ondan sonrasında da satışların hızlandığını, 1.06 seviyesine doğru geri çekilmesinin desteklendiğini gördük. Aslında euro dolar paritesi için olması gereken seviyeler biraz da 1.06-1.07 bölgesi. Çünkü buralarda iyi bir şekilde dengeleniyor. Bizim için önemli olan euro dolar paritesinin 1.05-20 desteğini aşağı yönde kırmaması. Çünkü eğer bu seviyenin aşağısında fiyatlamalar başlarsa ve satış baskısı güçlenirse o zaman yeni bir satış dalgasının yani yeni bir fiyatlama sürecinin de başlayacağını belirtmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde FED önemli olacak ve aynı zamanda şu anda baktığımız zaman yıl sonundaki biraz daha pozisyonlar etkili olacak fiyat hareketlerindeki dalgalanma için. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.